Çok değerli hocam, nefroloji uzmanı Profesör Doktor Gülçin Kantarcı bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi istatistikleri şöyle bir getirdim. Aslında onları da biraz böyle vurgulamanızı istiyorum. Dünyada azımsanmayacak kadar fazla olduğunu görüyoruz böbrek hastalıklarının. Aslında biz buzdağının üstünü görüyoruz. Bu sayılar buzdağının üstü. Buzdağının altında bu gördüğümüz sayılar üstü. Buzdağının altında bunun ortalama 8 ila 10 katı var. İnanılmaz. Çünkü bu hani tanı almış olanlar. Tanı almamış bir sürü hasta var. Şimdi tabii yani madem bu rakamlar hani buzdağının görünen yüzü, görünmeyen tarafta bu hastalığın gizli kalması, evet tamam kabul ediyorum ama bir şekilde bir belirti veriyordur diye tahmin ediyorum. Aterosklerozu anlatıyorum bazen toplantılarda. Yani damar sertliğini, damar tıkanıklığını anlatıyorum. Burada güzel anatomik kesitler karşıma çıkıyor ve her belki 100 kişiden 3'ünün doğuştan veya hayatının belli bir evresinde ateroskleroza bağlı olarak bir böbreğinin de boyut küçülmesi veya kayıp yaşadığını ifade ediyor. Herkes şok oluyor böyle. Ya hakikaten de aslında durum bu. Çünkü iki tane var. Bir tanesinin yokluğu çok fazla hissettirmiyor. Ama ne olabilir? Bize alarm verici, böbreklerimizin iyi çalışmadığını gösteren belirtiler neler olabilir? Önemli bir kısmı sinsi. Böbrekler son aşamaya gelene kadar bulgu vermiyorlar. Süzme fonksiyonunun %10'un altına inene kadar genellikle çok az bulgu veriyorlar. Bulgu verenler daha çok nefrit ama daha çok protein kaçağıyla giden nefritler bulgu veriyor. Şeker hastası olup da şeker hastalığı nedeniyle takip edilenler bulgu veriyor. Genellikle yani onu da takip sırasında anlaşılıyor ama ileri evreye 5 evrede inceliyoruz. Biz genellikle 4 veya 5. evreye kadar hiçbir bulgu vermiyor. Ya inanılmaz bir şey. %10'un altı diyorsunuz. Yani böbreğin %90'ı kayıp, geri kalan %10 kalmış. Ancak o zaman belki bir şeyler göreceğiz. Tabii tabii. O görmüyoruz. Eğer bir böbrek ağrıyorsa, böbrekle ilgili bulgu varsa o genellikle ya böbrek taşıdır ya da idrar akımını sağlayan borucukların tıkanmasıyla ilgilidir. Böbreğin çevresindeki kapsülün gerilmesiyle gösterelim. Lütfen buyurun hocam. Şimdi şu çok güzel. Bu tam bir böbreğin tamamı. Aslında bu böbrekler insan vücudunda burada değil, gizli arkada saklanmış periton zarı dediğimiz zarın arkasında. Korunaklı. Korunaklı. Çok iyi bir yerde saklanmış. O yüzden böyle basit travmalarda vurmayla, çarpmayla falan kolay kolay hasarlanmazlar. Çok daha büyük hani trafik kazasına falan uğradı. Çok daha büyük travmalar lazım. Basitçe hasarlanmazlar. O yüzden diğer organların hasarlarında da başka şekilde hasarlanırlar ama direkt kendine hasarlanmazlar. Arkada korunaklı. Bu korunakta dışında bir kapsül var. Kapsülün içinde de asıl böbreğin süzme birimlerini yapan her iki böbrekte de her bir böbrekte 1 milyon tane olan aşağı yukarı iki böbrekte toplam 2 milyon tane olan nefron dediğimiz süzme birimleri var. Şöyle bir yapı. Evet, şu nefronun tamamı nefron, bu dışında bir kabuk var. Kabuk ve içindeki iç kısım. İç kısımda da idrar dökme borucukları var. Nefronun iki parçası. Nefronun ondan sonra işte bu da bizim süzme birimini gerçekleştirdiği glomerül dediğimiz parçası. Bunların her birinin farklı hastalığı olabiliyor. Şu bölgenin hastalıkları, şu bölgenin hastalıkları. Buna mesela glomerüle nefrit derken buna şu bölgede daha çok interstisyel nefrit diyoruz. Şuralar tıkanabilir, taş olabilir, küçük küçük kireçlenmeler olabilir ya da bir tümör gelir. Ya da bu atar damarlar düzeyinde bir az evvel konuştuğumuz gibi bir atar damar düzeyinde bir hastalık olabilir. Bir pıhtı gelebilir. Atar damarı veya toplar damarı hasarlandırabilir. Bunların her biri böbrek yetmezliğiyle sonuçlanıyor. Ve bu süreçlerin önemli bir kısmı da ileri evreye gelene kadar eğer burayı tıkadı veya kapsülü gerdi gibi bir durum olmadıysa genellikle ileri evreye kadar böbrek yetmezliği sinsidir. Kolay kolay bulgu vermez. Ama bazı bulgular verir. Buradan konuşalım. Evet, buyurun hocam. Mesela bazı bulgular verir. Böbrek yetmezliği ileri aşamaya gelmeden önce eğer nefrit formunda, idrardan protein kaçarak ortaya çıkan bir nefrit formundaysa genellikle ödem olur. Ödem göz kapakları çevresinde ve bacaklarda da bacakların üstüne bastığınızda burada parmağınızı bastığınızda çukurlaşan ödem olur. Yani mesela kalpte de bazen oluyor böyle.
ön bacağınızın diz altında kemiğinizin önüne doğru bastığınızda net bir şekilde görürsünüz. Evet. Bizim hastalıklarımızda nefrotik sendrom dediğimiz nefritlerde biraz daha yumuşak bir ödem olur. Çünkü kandaki protein düştüğü için o ödem daha yumuşakça bir ödemdir. Ödem olur. Ödem olduğu için vücut tuz da tutar beraberinde. Tuz ve su tutar. Kilo artışı olabilir kişilerde. Evet. Ya da yeterli idrar çıkartamadığı için kilo artışı olabilir. Yeterli idrar çıkartamamak böbrek yetmezliğinin ileri aşamalarında. Böbreğin süzme gücü %10'ların altına indiğinde idrar çıkarma da azalma olabilir ama son dönem böbrek yetmezliğine gittiğinde bizim hastamızda da olduğu gibi evet, son dönem böbrek yetmezliğine gittiği halde hiçbir bulgusu yok. Hatta bir yarışmaya bile katılabiliyor. Ben ya. Yalnız videolarını izledim. Yarışma sırasında birkaç şey dikkatimi çekti. Bir göz kapağı çevresinde hafif bir şişme var. Bir de ten rengi hafifçe soluk. Biraz sonra oralara geleceğiz. Tamam. Bu kendisiyle de konuştum az evvel. Ona benzer bulguları hayatında mutlaka yavaş yavaş hissetmiştir. Ama çok genç olduğu için o bulguları yorgunluğa, başka şeylere atfediyor insanlar. Peki ne yapacağız? Yani bir şekilde böbreklerimizi değerlendirmek için bir rutin yaptığımız tahlillerin içerisinde olmuyor mu böbrek tahlilleri? Genellikle check-up'ların içinde var böbrek tahlilleri. Üre ve kreatinin değerlerine bakılıyor. Bütün check-up'ların içinde var. Onun dışında bir de idrar tahlili bakmak lazım. Sadece üre kreatinin yetmez. Mutlaka bir kişinin böbreğini değerlendirmek için bir idrar tahlili bakmak ama lazım. Ama bu tahlillerin bozulması için bile böbrek %70'ini belki kaybetmesi lazım. Tabii şöyle bir böbrek fonksiyonu. Bu artık %90'dan fazlasını kaybetmiş bir böbrekte ancak bu düzeydeki bir kreatinin bu düzeydeki bir üre görüyoruz. Evet. Şimdi tabii kronik böbrek yetmezliği veya böbrek yetmezliği başlayan vakalarda mesela dediniz ki hastamız da gelecek, konuğumuz da gelecek. Onda göz çevresinde bir ödem gördüm. Ondan sonra bir de cilt renginde koyulaşma gördüm dediniz mesela. Hafif ten rengi koyulaşması ve hafif su. Şimdi şöyle idrarında protein kaçırıyorsa insan bir nefritle protein kaçırıyorsa kanındaki protein bir miktar azalıyor. Kanındaki protein azaldığında da doku arasına sıvı kaçıyor. Kandaki protein tutar damar içinde sıvıyı. O damar içinde iyi tutulamadığı zaman doku arasına kaçıyor. Bu doku arasına kaçmakla en yumuşak nereyi bulursa göz çevresi onu ya da ayakta sürekli duran kişilerde de bacaklarında ödem olur. Yattığında beline geçer aynı ödem. Vücutta böyle bir denge var. Normalde damar içinde kalması için yeterli protein taşıyor olması lazım damarları. Evet, şimdi nedenlerine baktığımız zaman kronik böbrek yetmezliğine götürecek diğer klinik durumlar veya hastalıklar acaba nelerdir? Şeker. Bir kere dünyada bir evet şeker hastalığı. Ülkemizde de dünyada da diyalizdeki hastaların yaklaşık %35 ve ila bazı yerlerde 40 civarı şeker hastalığından. Ülkemizde şeker hastalığı giderek artan. Dünyada da en tip 2 diyabet artış hızı en çok artan ülkelerden bir tanesiyiz. Birinciyiz maalesef. Hatta birinciyiz bile. Dolayısıyla bu şeker hastalığı en çok böbrek hasarı yapanlardan bir tanesi. Bir başka biri nefritler az evvel söylediğimiz hastamızda da şüphelendiğimiz nefritler bir başka nedeni. Yüksek tansiyon bir ikinci nedeni. Damar hastalıkları, kullanılan ilaçlar. Bazı viral hastalıklar, bazı sistemik hastalıklar tüm vücudu etkileyen lupus diye bir hastalık var mesela. Tüm vücudu etkiliyor. Bunlar da böbrek yetmezliğine sonuçlanıyor. Tansiyonda. Yüksek tansiyonda ve her böbrek hastalığının pek çoğunda yüksek tansiyon ilk bulgu bile olabiliyor. İnsanlar tansiyonu yüksek olduğu için orada bakılan böbrek fonksiyon testlerinde böbrekleri bozulmuş bulunabiliyor. Evet. Peki evrelerden bahsettiniz. 5 evre dediniz. Evet. Bu birinci evrede mesela normal fonksiyon varsa neden birinci evre kronik böbrek yetmezliği oluyor? Aslında burada yok demek anlamına gelmiyor mu? Burada bu aşamada hastanın protein kaçağı vardır. Protein kaçağı olarak yakalamışızdır biz onu ama serum kreatinini, evet serum kreatinini böbreğin süzme gücü henüz bizim normal sınırlar dediğimiz 90 ila 120 mililitre dakika civarında. Bu aralıktadır birinci evrede. Orada protein kaçağı olabilir. Kişinin polikistik böbrek dediğimiz kistik böbrek hastalığı olabilir.
ailevi genetik geçişli olan bir hastalığı olabilir. İdrarında kan tespit edilebilir ya da yapısal olarak böbreğin şekilsel problem yapan hastalıklar olabilir. Peki, diğer evrelere geçmek için bu kaybın devam etmesi lazım ama biz en sık dördüncü evrede yakalıyoruz galiba hastalığı. Eğer hasta bir başka sebeple hekime gidip de böbrek fonksiyon testleri yapılmadıysa, yüksek tansiyonlar, şeker hastası olanlar bir şekilde hekime gidiyorlar. Daha erken aşamalarda da yakalanabiliyor. Ya da idrarında protein kaçağı olup ödemi olanlar veya idrarında belki biraz sonra konuşacağız. İdrarını böyle kola rengi, çay rengi... Hemen bakalım. İdrar renkleri ne anlama geliyor? Mesela şöyle bir idrar çıkartıyorsak, bu et yıkantı suyu dediğimiz renk. Bu daha çok... Et yıkantı suyu ya. Evet, biz buna böyle tanımlıyoruz. Bakın şuradan geliyor demektir. Bu glomerül dediğimiz şuralardan geliyordur kan. Çünkü buradan geçerken kırmızı kan hücreleri parçalanıyor. İdrara geldiğinde böyle bir renk. Bozulmuş kırmızı kan hücresi gibi, evet. Çözülmüş. Evet, yıkanmış et gibi. Aynen. Şimdi bu nereden geliyor? Kırmızı kan gördüm idrarda. Bu böbrekten gelme ihtimali daha düşük. O daha çok... idrar kanallarından, bu borucuklardan geliyor ya da idrar kesesinden geliyor. İdrar kesesinden geliyor. Gibi, yani şunu mesane düşünelim. Anladım. Şuralardan geliyor. Şu idrarın aktığı yerlerden. Mesela taş kan atmış olabilir. Evet. İşte efendim belki mesanede bir tümör var, ondan kanamış olabilir. Evet. Yani, ama idrarınız boyanmış da olabilir bu arada. Bazı tabii mesela pancar yedik, boyadık, boyamış olabilir. Ya da bir antibiyotik var, onu içtik, boyadı gibi. Yani herhangi bir şekilde idrar boyanmış da olabilir. Dolayısıyla onu da düşünmek lazım. Şu nasıl bir idrar? Konsantre bu, sanki. Evet, kesinlikle. Az su içtiğimiz zaman bu renk idrar görürüz. İdrarım çok koyu dediği zaman hastalara biraz suyunuzu arttırın da öyle bakalım. Zaten idrar analizinde görürüz. Bu ne? Bu ilaç boyar. C vitamini içtik, böyle idrar görürüz. Evet. Ya vitaminleri içtiğimizde, vitamin içtiğimizde biz böyle idrar... Hem öyle hem biraz kokuyor ya maalesef. Evet, kesinlikle idrar kokar. Özellikle B vitamini idrarda çok kokutur. Aynen. B vitaminleri. Şöyle bir idrarı ne zaman görürüz? Yeterli su içiyorsak, iyi su içiyorsak... Sağlıklıysak. İyi su içen birinin idrarı böyle çıkar. Evet. Bu noktaya gelmek için mesela ne kadar su içmemiz lazım? Tabii seninle benim aramda fark var. Benim için bu böyle bir idrar için 2 litre içersen, 1.802 içersen ama senin için 2.5-3'e yakın içersen bu renk idrar çıkar. Peki ben mesela sabahleyin kalktım, 2 litreyi sabahleyin içtim. Öğlenliğinde bir 500 içtim, 2.5 aldım. Günün geri kalan saatlerinde hiç su içmedim. Olur mu yoksa güne mi yaymak lazım? Doğrusu güne yaymak lazım. Ama bazen işte Ramazan'da falan içemiyoruz ama yine de o içebildiğimiz saatlerde yeterli sıvıyı almaya çalışıyor olmak lazım. Doğrusu güne yaymak lazım. Evet, şimdi Hamza Mercimek gelecek. Onun mesela o idrarında hiç anlamış olabilir miydi bunu? Şunu kısmen ara ara görmüş olabilirdi. Yani şunu görmüş olabilir. Bir de köpüren idrar var bizim burada şimdi, evet. Yok. İdrarda köpürmeyi görmüş olabilirdi. Şimdi köpürme sonra, protein kaçağı anlamına geliyor. Peki hocam, yağ şunu merak böyle ediyorum. Evre 5'e gidene kadar biz bu hastalara ne böbrek nakli, ne diyaliz vesaire pek bir şey yapmıyoruz. Yapmıyoruz, ihtiyaç yok. Bu noktaya gelene kadar bekliyoruz. Buyurun lütfen. Peki bir kişi evre 1 veya 2'de tespit edilen böbrek yetmezliği varsa evre 5'e olan yolculuğu durdurulabilir mi? Kesinlikle. Kesinlikle erken evrede yakaladığımız hastalıklarda bu genetik kökenli ilerleyici hastalıklar bile olsa hala erken evrede yakaladığımızda mutlaka yapılabilecek şeyler var. Yani kesinlikle erken evrede yakalanmış olsaydı, tutun ki genetik kökenli olsa bile ilerlemeyi durdurmak değil belki ama yavaşlatmak mümkün olabilirdi. Bazı durumlarda da durdurmak mümkün olabilir. Evet, peki diyelim tespit edilemedi. Kronik böbrek yetmezliği evre 4'e 5'e gelmesi ne kadar zaman alır bir kişinin? O da yapısal, genetik falan değişim. Hastalıktan hastalığa fark eder. Şimdi bazı hastalıklar var, kistik böbrek hastalıkları. O biraz daha yavaş seyredebilir. Bazı nefritler var, hızlı ilerleyen nefrit diyoruz. Günler, aylar, haftalar içinde gidebilir şuradan. Birden 5'e çıkabilir günler, aylar, haftalar içinde.
Bazısı da var, yıllar içinde yavaş yavaş şu süreci 20 yılda da geçebilir. Peki mesela endişe ettiğimiz bir durum var. Organ replasman tedavisi değil mi? Yani işte bir şekilde karaciğer yetmezliğiniz varsa gidiyorsunuz karaciğer nakli oluyorsunuz. Kalbinizle ilgili problem varsa kalp nakli oluyorsunuz. Akciğer, akciğer nakli oluyorsunuz. Böbrekte de böbrek nakli var. Ama böbrekte bizim elimizde bir enstrüman da var. En azından bu nakil süresine gelinceye kadar böbreğin görevini görecek başka bir tedavi metodumuz da var. Bunun adına da diyaliz deniyor. Diyaliz bu hastalara ne sağlıyor veya ekstra bir risk de getiriyor mu? Şimdi karaciğere göre çok daha şanslıyız. Karaciğerde bir replasman var, çok kısa süre idare edebiliyorsunuz. Ama diyaliz çok çok daha uzun süre hayatta kalmalarını bir yerine koy, gerçek bir yerine koyma tedavisi. Ama bir süre eksikleri var. Çünkü böbrek hormon üretir, kan yapıcı madde üretir, kalsiyumu, fosforu dengeler, kemik yapısını dengeler. Bunların hepsini yapamıyor makineler. Makine sadece böbreğin atamadığı atık maddeleri temizliyor hemodiyaliz cihazı. Ama bu da çok önemli. Onlar birikirlerse hayati fonksiyonlar olmayacak. Tabii. Yoksa mesela hem de vücudunda bazı hastalarımız idrar çıkartamıyor. Çıkartamadığı vücudunda biriken sıvıyı da alabiliyor. Vücudundaki zehirli maddeleri de alıp atabiliyoruz. Evet. Yani makinayla evet bu... Zor bir hayat hocam. Kesinlikle. Haftanın 3 günü 4 saat. Haftanın 3 günü 4 saat diyaliz cihazına gitmek zorundasınız. Kar da yağsa, yağmur da yağsa gitmek zorundasınız. Evet, Hamza'nın durumunu bilmiyorum ama henüz daha diyaliz almıyor galiba. Yok, diyaliz oluyor. Diyaliz oluyor mu? Diyaliz oluyor. Peki, onunla da konuşacağız. Evet, onun da sağlık durumunu merak ediyorum. Nakile gidene kadar diyaliz bize belirli bir süre mi tanıyor sadece? Ama nakil olamayacak yaşlı hasta grupları da var. Onlar için hayat boyu mu diyaliz? Genç hastalar için nakile ve de verici... Nakile köprüleme. Nakil verme... uygun böbrek bulma şansı varsa aile içi, genellikle aile içi veya aile dışıysa etik kurul onayıyla uygun böbrek bulma şansı varsa bir kişinin böbrek nakli oluyor. Veya kadavradan böbrek nakli de yapılabiliyor yoğun bakımlarda vefat etmiş kişiler için. Evet. Şimdi bu tabii çok önemli bir şey. Yani en azından bir nakille tekrar o hayatın sağlıklı bir şekilde idamesini sağlayabiliyor olmak. Ancak bu konuda da çok ciddi sınırlar var. Mesela Hamza'da da bence bunu yaşıyoruz. Birazdan kendisiyle konuşacağız. Değerli hocam katkılarınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet programımız devam edecek. Önce Hamza'yı bir tanıyalım. Sonrasında stüdyoda konuşacağız. Selamlar, Hamza Mercimek ben. Yaklaşık 3 ay önce yan ağrılığımdan dolayı acile gittim ve maalesef ki böbreklerimi kaybettiğimi öğrendim. Apar topar beni hemen diyalize sokmak istediler ve kateter açtılar. Kateter açtıktan sonra diyalize girdim. Yaklaşık 20 gün boyunca hastanede yattım ve 1500'den fazla test yapıldı. Maalesef böbreklerimi neden kaybettiğim ortaya çıkmadı. Bunun durumunda 17 kiloya kadar zayıflık yaşadım. Yememde içmemde gerçekten çok büyük problemler oluyor. Şu an hayatımın bazı noktaları çok çok kısıtlandı. Bunun için çok üzgünüm ama eminim ki iyileşeceğiz. Tedavi gördüğüm hastanedeki doktorumla birlikte doktor geldiye geldik. Bu süreci devamını daha ayrıntılı bir şekilde hep birlikte dinleyelim.